Sinop Tarihi Cezaevi müze olarak 1999 yıldan beri kullanıyor bildiğim kadarıyla. Giderek artan bir talep var. Sinop'a olduğu kadar müze de var. Ancak müzenin karakteristiği gereği, yani bir hapishane müzesi olması gereği, çok da benzeri yok zaten Türkiye'de. Biraz şey gibi, yani kara turizm gibi, biraz insanların bir geleni bir daha görmekten çekindiği bir yer. O yüzden müzenin şu anda çok ciddi katkısı var Sinop'a, çok merak edilen bir nokta olarak. Ancak müze kendisini geliştirmezse, değişiklik yapmazsa, restorasyon yapılmazsa çok uzun süre bunu sürdürmesi zor müze olarak. Dolayısıyla mutlaka bir restorasyon ihtiyacı var. Zaten bununla ilgili de bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği projesinde kalan bir şey vardı, hibe vardı. Onun üzerinden yapılan bir ihale şu anda sürdürülüyor diye biliyorum bakanlık tarafından. Önümüzdeki yıl başında falan tahmin ediyorum başlanacağı söyleniyor. 2 yıldan önce bitecek bir şey değil ama. Bittiği zaman çok daha fazla insanın birden çok kere ziyaret etmek isteyeceği bir yer gibi görünüyor. Bu tür müzelerin Sinop gibi yerlere çok ciddi katkısı var. Kültür ve tarih üzerinde turizm yapan yerlerde özellikle müzeler çok önemli. Tarih cezaevinin de tek başına uzun süre bu şeyi yürütülmesi zor Sinop'ta. Mutlaka başka müzelere de buna eklenmeli diye düşünüyorum. Ziyaretçi sayısı olarak geçmiş yıllarda 2018'e kadar nispeten bir artış görünüyordu. Geçen sene 250 bin, ondan önceki sene 177 bin civarında bütün yıl için söylüyorum. Ziyaretçi sayısı görünüyor resmi rakamlara göre. Bu sene ilk 6 ayda 98 bin civarında görünüyor. Tabii yazın daha çok artacağı için özellikle Temmuz-Ağustos ziyaretçi sayısının daha fazla olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla toplamda yıl bazında düşündüğümüzde 200 bin üzerinde mutlaka ziyaretçi alacaktır. Ama bana göre geçen seneye göre daha düşük olacak. Çünkü bu sene ziyaretçi sayımız biraz daha az gibi geliyor. Görüntü öyle. Bu genel eğilimden dolayı yani tabii ki. Ama önümüzdeki yıllarda, 2 yıldan sonra söyleyeyim en azından, yani restorasyon yapıldıktan sonra çok daha fazla ziyaretçi alacağını umuyorum. Yani hemen hemen her sene gidiyorum ya, geziyorum burayı. 2-3 sefer geziyorum. Her seferinde farklı bir heyecan yaşıyorum. Yani burada zamanında insanların yaşadığı şeylere tanıklık etmek çok farklı bir yer. Allah kimseyi özgürlüğünden kısıtlamasın. Hakikaten çok zor. Yani şu anda bile tüylerim ürperiyor. Yani gördüğünüz zaman, zindanları gördüğünüz zaman, koğuşları gördüğünüz zaman, yani diyoruz yani insanlar özgürlük. Allah kimsenin özgürlüğünü elinden almasın.